Kahve seni kesmeyecek bilemedim hanımım ama... ...dünya yıkılmış da altında kalmış gibisin. Bu senin yeğenin epey dişli çıktı biliyor musun Sultan? Onu ben yolumdan çekmesini bilirim ya. Beni epey uğraştıracak galiba. Havva dünkü ot. Senin gücünden başa çıkabilir mi? Hakkından gelirsin sen onun. Orası öyle. Ama bak ilk hareketimi çok akıllıca savuşturdu. Ve Yusuf'un gözünde de bir kat daha arttı değeri. Ne etti ki? Ben gene yer mi yurdu mu bilemedim. En iyisi mi işime bakayım. Sultan. Bir dakika oturur musun şöyle? Yusuf'la aranı düzeltti değil mi? Ama yok. Kazın ayağı başka. Ben onun ciğerini bilirim. Yusuf'un o kağıdı yırtacağını bilmiyorduysa... ...ben de sultan değilim. O ne oyuncudur o. Ondaki şeytanlığa kimsenin aklı ermez. Sultan, senin bu kızla alıp veremediğin ne? Hani düşmansınız desem, değilsiniz. Teyze ana yarısı sayılır. Ama sen ne zaman ağzını açsan bu kızı hep kötülüyorsun. Kimse akrabasını seçemiyor. Bak ölsem toprak için böyle konuşmam. O başkadır. Ağırdır. Hürmetlidir, saygılıdır. Yerini yurdunu bilir. Kardeş demeye bin şahit ister bunlara. O kadar yani. Toprak anasıyla bana çekmiş. Ama Havva aynı o arsız babasının hamurundan. Ne gözü doyar ne haddini bilir. O ne çıyandır o. Bu ataklar niye şimdi? Yusuf Bey'imi de üzecek. Kızın içi kararmış bir kere içi. Ay Sultan. Vallahi içime afaganlar bastı. Kız 5 dakika evvel burada oturuyordu. Gözümün içine baka baka senin oğlunu seviyorum. Ben onsuz yapamam diyor. Ben insanı gözünden anlarım Sultan. Bu kız yalan söylemiyor besbelli. Havva'nın aşkına sen de inandın yani. Bundan korkuyorum ya. Kızın işi gücü mal mülk para pul olsa benim işim kolay. Vereceğim istediğini ondan sonra da herkese anlatacağım. İpliğini pazara çıkaracağım. Ama hayır. Kız seviyorum diyor. Söylediği laflara kendi inanmış. Sanki başkasına oynuyor Sultan. Ama ondan sonra istediğini alacak ve şuraya yazıyorum. İçindeki bütün hırs, bütün kötülük çıkacak. O zaman da iş işten geçmiş olacak tabii. Eh. Doğru söze ne denir hanımım? Yusuf Bey'imin de kaderi buymuş demek ki. Müsaadenle. Sultan. Sen haklıydın. Bu kaderi değiştirmeye tek başına benim gücüm yetmez. Bana yardım et. Tamam mı? Havva ile Yusuf'u ayırmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.